etmemek Ama gerekiyor. şimdi tabii dünya böyle düşünmüyor. Şimdi hemen okuyayım. ABD'li tarihçi yazar Profesör Ryan Gingeras demiş ki Türkiye için Türk devleti artık ölü numarası yapmaktan vazgeçti. Hazırladığı planları hayata geçiriyor ve hiçbir güç buna engel olamıyor. Türk devletinin dünya üzerindeki bütün hücreleri uyanmış durumda. Bakınız Mehmet Sanaç. Şimdi sanal bir insan olduğu zaten çıktı ortaya. Şimdi bu Ryan Gingeras da hemen anında tepki verdi buna. Dedi ki A, asla böyle bir şey söylemedim. B, böyle bir ifadeyi onaylamam da yani böyle bir şey söylemem de söz konusu değil. C, insanlar neden böyle çarpıtmalara yönelir anlayamıyorum, anlamıyorum demiş. Şimdi troll gerçeğinden habersiz mi bilmiyorum. Fakat Türkiye'yi çok yakından bilen bir isim profesör. Tezi ve çalışmaları yakın dönem Osmanlı tarihi üzerine olan bir insan. Mesela eserlerinden yazdığı kitaplardan biri de burada bulabilir miyim inşallah. Atatürk Çağı başlığını taşıyor ve o Atatürk Çağı'nı ebedi bir mucize gibi niteliyor. Şimdi böyle bir insan zaten bunu yazmış. Nereden duyduysa nasılsa haberi de olmaz diye bir troll yürümüş gitmiş. Şimdi buna kadar Niye ama artık iktidarın bu tür şeylere ihtiyacı işte var. onu Tabii soracağım. bu Buna tür kadar mı düşürmüş de tabii durumda? oraya kadar düşün. Çaresizlik böyle şeyler üretir zaten. Çaresizlik yalan üretir. Çaresizliğin en önemli özelliklerinden bir tanesi o. Siz çözüm üretemediğiniz sürece, sorunları çözemediğiniz sürece yalanların arkasına sığınırsınız. Kaldı ki bizim geleneğimizde de şöyle bir şey var yani kahramanlık, bir takım şeyleri böyle kahraman mertebesine yükseltmek ve bizim yani kendimizle fazla övmemiz bilinen bir gerçektir. Hep buna ihtiyaç hissederiz. Ay Yani Merve Kavakçı'nın kızı Erdoğan'ın danışmanı da demiş ya hani geçmiş kahramanlığı halife demiş. halife demiş. Yani şimdi bu tür şeylere ihtiyaç hissediyor. Bu gerçekten mevcut iktidarın aslında bir çaresizliğinin de ürünü. Ama bu da şeyi değiştirmez. Yani bunu da ben mesela geçmişe göre etki alanının giderek daraldığını düşünüyorum. Yani sonuçta günlük hayatını idame edemeyen birisinin bunlarla yürüyebilme şansı yok. Bunlarla çok fazla yürünemez. Yani çünkü ne gerçeği gösteriyor? Bakın Erdoğan diyor ki yani işte bizim ekonomik modelimiz yatırım yapanın, çalışanın daha çok kazanacağı ve bunun üzerinde devletin kazanmasını da beraberinde getireceği kesin diyor. Dünkü açıklamasında diyor. Ya şimdi daha çok çalışanın daha çok kazandığı ülkenin normalleşmesini sağlayabilmesinin mümkün olmadığını gördük. Veriler onu gösteriyor. Yani bunun için yoruma da gerek yok ama buna rağmen bunu söylüyor. Yani şimdi buraya gelirken de tekrar baktım. Ya şimdi Türkiye'de son 6 ayda icraya düşenlerin sayısı 1,5 milyon artmış. Evet ya, Türkiye'de dehşet 24 verici. milyon neymiş rakam? 24 milyon 77 bin kişi icralık olmuş. Her gün 6.700 kişi icralık oluyor. Yani rakam devasa bir rakam. Yani her gün 6.700 kişi icralık olduğu bir ülkede siz ne söylerseniz söyleyin inandırıcı olmaz. O demin söylediğim bir aidiyet oluşturmuş, çıkar grubuna dönüşmüş, mevcut ya artık bir çıkar grubuna dönüşmüş bir gruptur. Çıkarları yan yana olanlar, ortak olanlar birlikte yürüyor. Yarın Erdoğan'sız bir AKP'de böyle bir birlikteliği de görme şansımız yok bizim. Tabii, Olmayacağı da kesin. tabii canım yani Fehmi Korun'un iyi niyeti bir yana Ben ne şimdi kadar iyi niyet diye düşünüyor. Yani ne iyi niyeti yani? Şimdi bakın Fehmi Koru dediğimiz yani hatırlatmakta yarar var. Yani şimdi bazen bazı şeyleri unutuyoruz. Yani sizin öyle düşünmediğinizi biliyorum da. Yani Fethullah Gülen Hoca Efendi ile ilişkileri kuran ben miydim? Mektup götürüp mektup getiren Erdoğan'ın mektubunu ben miydim? Pensilvanya'ya. Yani şimdi bunlar bildiğimiz şeyler Ama ve yazık ya. yani Eğer şimdi uçak biraz daha erken kalksaymış, böyle ne böyle darbe olacakmış ne bir şey kriz olacakmış. olmayacakmış. Tüh tüh Tabii yani tüh. şimdi Neler o neler. yüzden de bizim Fehmi Korulara değil işin doğrusu yani burada başka bir Türkiye'nin olabileceğini söyleyenlere ihtiyacımız var. Şimdi Onları dinlememiz mesela gerekiyor. Dünya Gazetesi'nden Alaaddin Aktaş, hani uyandırma servisi olarak görev yapar ya değerli uzmanlar. Dünya Gazetesi'nde bugünkü yazısında bir grafiğe yer verdi.
Şimdi bakın, Merkez Bankası'nın faiz indirme kararını çok konuştuk ya, birazdan tekrar konuşacağız ya, %13'e indi faiz. Görüyor musunuz? Mevduata verilen faiz, ticari kredi faizi, tüketici kredi faizi, 20'ler, 24'ler, 25'ler, tüketici faizi mesela, yani, 30'u geçmiş. Evet, ne diyoruz biz? Gerçek bu. Evet. Yani politika faizini indirmek kime yarıyor? Bankalara yarıyor. Şimdi bankalar ne yapıyorlar? Promosyonları arttırıyorlar. Özel bankalar. Niye çok fazla kar ediyor? O da bir aslında giderek, yani, tabii giderek başka bir politikaya dönüşmüş durumda. Oysa yani normal devletin yapması gereken o. O yüzden bu efsaneler ya da Fehmi işte, Koruların yaklaşımlarının bir gerçekliği yok. Yani, ne deniyor hep? Bir de şöyle bir yanı var. Dendi ki faiz işte düşüyor çünkü ihracatçı hani döviz yükselecek, faiz inince dolar yükselecek mesela, ihracatçı da kazanacak. Dolayısıyla böyle bir model için yapıyor Erdoğan bunu. Şimdi bakın, evet, şimdi bakın euro hep doların önde giderdi. 20 yıldır ilk defa arkasına düştü. 18-12 dolar. 17 küsürdü, sabahleyin 17.90 civarındaydı. 18'in mık üstüne çıkmış euro. Şimdi olay şu, ihracatçı da bundan memnun değil. Bu ihracatçıya kötü haber aslında. Neden? Şimdi ihracatçının geliri euro, maliyeti dolar. Dolayısıyla dolar alıyla girdi alıyor, maliyeti ki bu %80'lere varıyor. Tabii. Sonra satıyor bunu euroyla. Ayrıca döviz turizmde de eurodan geliyor. Evet. Daha ziyade. Şimdi dolayısıyla ihracatçıyı da memnun edemiyor. Ne oluyor? Biz ne anladık bundan? Bu şu anlama geliyor. Cari açık daha da artacak anlamına gelir. Hay, kontrol yani, kaybedilmiş bir de. Yani şimdi Erdoğan diyor ya, bize güvenin. Yani biz son, kendi parana güven diyor. Ya şimdi Türk lirasını bu duruma getiren kim? Türk lirasının değer yitirmesine neden olan kendileri. Türk lirasına, mesela ben şunu çok merak ediyorum. Erdoğan ve çevresinde yani kur korumalı mevzuat dışında parasını dövize yatırmayan bir tek kişi var mı? Kaç kişi var mı diye sormuyorum yani. Bir tek kişi var mı? Bir tek kişi olduğu kanaatinde değilim. Niye? Çünkü onlar da Türk lirasındaki sonuçta değerinin ne kadar yitirildiğini gösteriyorlar. Yalnızca para nereden kazanılıyor? Faizden mi kazanılıyor? Yani bu bankaların %400-500'lere varan şey dövizden kazanıyorlar. Yani sonuçta bu kadar oynama olduğunda, bu kadar dengesizlik olduğunda, güven yitirildiğinde normal vatandaş nereye yönelir? Daha güvenli limanlara doğru yönelir. O anlamıyla. Hangi yani, normal vatandaş? Necdet Saraç. Yani, bakın şimdi bir sokak röportajı gelecek. Hangi normal vatandaş da doğru soru yani. Yani hakikaten hangi vatandaş? Şimdi ihracatçıya kötü haber falan filan da vatandaşa nasıl bir haber? Şimdi bir sokak röportajı gelecek. İki küçük çocuk. Biri bayağı hani yapılı, onun için yanlış anlamayın. Her ikisi de 12 yaşında. Bayağı bildiğiniz çocuk. Kitap satmaya çıkmışlar. Neden mi? Benim babam anneme sadece 300 lira veriyor. Babam artı olarak eve gelmiyor. Hiçbir şey yapmıyor. Ben burada Kadıköy'e geldim. Kitap satıyorum. Anneme yardımcı olmaya çalışıyorum. Uğur Mumcu'dan geldim. Annem her gün kan ağlıyor. Bu fiyatlar ne diyor? Bak daha yeni yani şey... yağ alabildik yani daha evet, yeni. Gençler çalışmıyor diyorlar ama bu kız sabahtan akşama kadar mesela Uğur Mumcu'dan geliyor kitap satıyor. Abi bak kimse de almıyor. Beri buradayız. Affeder 13 yaşındayız kitap satıyoruz. Neden sabah kahvaltısında peynir alabilmek için? Biz bugün sabah markete gittik peynir alabilmek için 120 lira. Peynir alamadık abi. Affedersiniz de peynir alamadık yani. Yahu çocuklar peynir alamadığının farkındaysa, peyniri yiyemiyorsa... Biz zaten gerçekten hangi sabır, hangi şükür? Mesela o saraydaki, bin odalı saraydaki danışmanlar Fehmi Korun'un hani elbette plan üretiyorlar, dediği elbette politika üretiyorlar dediği insanlar. Mesela aman padişahım, pardon, aman cumhurbaşkanım koşun, yetişin, peynir alamıyor ahali
Diyor mu? Kesin sence? Diyor, kesin diyorlardır. Diyorlardır. Yani doğru. Şimdi bakın, bu öyle bir devlet mekanizması var. Koca mekanizma, tıkır tıkır işleyen bir sistem var. Yani demedikleri kesin. Daha doğrusu şöyle deme şansları yok. Yani sistem şöyle bir noktaya geldi. Yani siz ne olursanız olun, ben bugün Erdoğan'la bakanların bile konuşabildiği kanaatte değilim. Yani Sedat Bozkurt öyle diyor. Yani ama bu bir gerçeklik. Yani orada da mesela hep anlatılır ya, Erdoğan şöyle geniş bir çevreyle hareket ediyor, böyle önemli danışmanlarla hareket ediyor, sağdan da soldan da. Ya bu dünde kaldı. Bugün Erdoğan'la bakanların bile konuşabilme şansları olduğu kanaatinde değilim. Çünkü Erdoğan her şeyi bilen tek adam. Bu tür yapılar kaçınılmaz bir biçimde bu tür otoriter liderleri yaratır. Yani bu Erdoğan'a özgü de değil. Dünyadaki bütün örneklerde benzer bir şey vardır. Bizde bunu din de bütünleştirince, ümmetle de bütünleştirince Erdoğan'ın bir başkasını dinleme şansı bile ortadan kalkıyor. Çünkü her şeyi zaten kendisi biliyor. Yani her şeyi bir biçimde vahide geliyor. İşte halifeye benzetiyorlar. Böyle geliyor. Bu anlamıyla da yani bunları görme şansı yok. Hani şöyle deniyor ya, o çok doğru bir şey. Mesela Erdoğan normal vatandaşla ne zaman konuşmuştur? Sıradan bir vatandaşla. Yani o geçişlerde, bazen işte Ramazanlarda falan bir takım evleri, onların bile bir biçimde sonuçta özel seçilmiş olduklarını düşünmek abartılı bir şey olmaz. Yani siz şimdi sokağa inmediğiniz sürece, sokakta temas etmediğiniz sürece o ilişki anının size yansıma şansı yok. Başka bir dünya görüyorsunuz. Mesela Erdoğan diyor ya, yani dünkü şeyde de, yani işte Türkiye kazanacak, insanlar kazanacak. Ya arkadaş, şimdi kazanan belli. Kazanan Türkiye'de sayısı giderek azalan bir azınlık grup ortaya çıktı. Daha fazla zenginleşiyorlar. Kaybedenler de belli. Yani Türk İş rakamları bile açlık sınırını ve yoksulluk sınırını, yoksulluk sınırı 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 22 bin liranın üzerine çıkmış durumda. Bazı kaynaklarda iş 23 bin liraya kadar vardı. Açlık sınırı 6500'lerde. Türk İş'e göre. Yani. Türk İş dediğimizde yani bazen beni Türk İş yöneticileri de eleştiriyor. Türk İş orada çok doğru bir iş yapıyor. Açlık ve yoksulluk sınırıyla ona uygun davranıyor mu? Ona uygun davranmıyor. Ona uygun bir sendikal mücadele vermiyor. Ama Türk İş bu liste o anlamıyla onu yapıyor. Bu çalışmalarıyla aslında bir gerçeği en azından mevcut iktidarın bize sunmaya çalıştığı gerçeği ters yüz ediyor. Ya oraya bile baktığında açlık ve yoksulluk sınırının nerelerde olduğunu görmek mümkün. Yani Mahve İlmez diyor ki, sefalet endeksinde son